Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Berk. Bugün sizlerle birlikte LoL oynuyorum. Bugün sizler için ormanda Talia oynayacağım. Talia üzerine bir oyun olacak. Umarım izlerken keyif alırsınız. Şuradan eşyalarımızı alalım. Hızlı bir şekilde ormana doğru gitmem gerekiyor. Özellikle bu noktada maviden başlayacağım. Talia jungle yapıyorsanız maviden başlama çok önemli. Çünkü bekleme süresinde azalma ve bunun yanı sıra da yeteneklerinizi sık sık kullanabilmenizi sağlıyor. Bizim bot lane'in yardıma gelmesi lazım buraya ama gelmezlerse ben burada büyük problem çekerim orman kampını keserken, ki gelmediler de sağ olsunlar. Şimdi mecburen tek başıma başlamak durumunda kaldım. Burada canımı büyük ölçüde kaybedeceğim. Maviden çünkü birazcık hasar yiyeceğiz. Daha erken gelmeleri lazımdı. Rakibi dürtebilmek adına orada bulundular. Bu da bana problem yarattı. Neyse, sıkıntı değil, alırız herhalde. Şimdi Talia Jungle şu sıralar oldukça meta'da sık sık tercih ediliyor. Görmüşsünüzdür turnuvalarda falan. Baya baya sık tercih ediliyor hatta. Ben bu kadar oynanmasını, bu kadar tercih edilmesini beklemiyordum. Ama son zamanlarda çok sık oynandığı için ve siz de yorumlarda istediğiniz için bir videosunu çekeyim dedim. Bunun yanı sıra ben rünlerin tamamını yine açıklama kısmına koyacağım. Açıklama kısmından da siz rünlerin tamamına erişebilirsiniz. Hiçbir sıkıntınız olmasın o konuda. Şimdi gideceğiz, bir Gromp'u keseceğiz. Gromp diyorum. Yampiri yengeci keseceğiz. Yampiri yengecimizi kestikten sonra birazcık daha rahat, hızlı bir şekilde orman kamplarımı dönmeye başlayacağım. Şu an videoyu farklı bir şehirden çekiyorum. Şu an Tekirdağ'dayım. Bu yüzden ara sıra ping girebilir, ki pingim de şu an 20'lerde zaten. Hani kendim evde oynadığımdan daha düşük bir pingle oynuyorum. Bu harika bir olay. Ama ara sıra böyle ufak ufak pingler giriyor maalesef. Ona da yapacak bir şey yok. Şu arkadaşı bir keselim. Ardından baskın atabilecek bir koridor arıyorum. Şu an orta koridor buna çok uygun duruyor. Yasuo çünkü gayet güzel bir yerde oynuyor. Bir de böyle havaya kaldırma efektimle birlikte bu adamı kesme ihtimalimiz yüksek, ama beni gördü maalesef. Neyse, dert değil. Şurada hemen adamın kuşlarına salçı olacağım, rakip ormancının. Rakip ormana çok rahat bir şekilde girebiliyorsunuz. Taliyah size bu imkanı sağlayabilen bir şampiyon. Bu bakımdan ormanda da sık sık kullanılıyor. Ha, erken aşamada birazcık orman kamplarına dönerken problem yaşayabiliyorsunuz. Ama sonrasında çok çok rahat ediyorsunuz. Emin olun, hiç problem çekmeden rahatça ormanınızı dönüyorsunuz. Tamamdır. Şimdi hemen kırmızıma gitmem lazım. İşte buraya bir görüş oku attı. Bunun haricinde girdiğim rünleri şöyle göstereceğim. Elektrik ver tercih ettim. Bunun haricinde diğer rünlerim de bu şekilde. Ben yine dediğim gibi rünlerin tamamını açıklama kısmına koyarım. Siz oradan tamamına erişirsiniz. Umarım Lee Sin benim redimi çalmamıştır. Çünkü ormanın neresinde bilemiyorum. Ve benim %90 maviden başlayacağım tahmin ediyorsa, aynen dediğim gibi redimi çalmış. Bir de doğru yanaşacağım. Umarım Yasuo'ya yetişirim. Bu noktada umarım ölmez. Zorlardık aslında ya burada Lee Sin'e. Bu çocuk da 3 level. Çok da fazla yakın olmak istemiyorum Lee Sin'e. Hani böyle bir sıkıntısı var. Direkt üzerime yapışabilir ve bana çok çok fazla hasar bırakabilir. Bu da istemediğim bir senaryo yine. Şu an benim orman kampıma zarar vermeye çalışacak. Burada kuşlarıma gideceğim. Zaten onun kuşlarını daha öncesinde almıştım. Burada kendi kuşlarımı da kesersem pek bir problem yaşamam herhalde. Şu an bekleme süremiz yani yeterli düzeyde değil. Bekleme süremi olabildiğince azaltmam gerekiyor. Bekleme süremi de olabildiğince azalttıktan sonra pek bir problem çekmeyeceğim zaten. Özellikle Q yeteneğimi sık sık spamladığımda hiçbir problem yaşamayacağım. Şu an ormanda iyi durumdayım. Erken aşamada çok sık gank atmak istiyordum ama bütün koridorlarımız şu an puşluyor. Belki bir Nara falan gidilebilir. Tapta Makoe gibi bir şampiyon olduğu için, hani rahat bir şekilde kesebilmemiz adına. Bu noktada mavi çarp eşyası tercihinde bulunuyorum. Siz de mavi çarp eşyasını tercih edebilirsiniz. Hem baskınlarınızı kolaylaştırır, hem rakipten kaçmak istiyorsanız o işleminizi kolaylaştırır. Bu arada dikkat etmem gereken en önemli kişi bu noktada Veigar. Veigar beni yakalarsa E yeteneğiyle hiçbir şekilde kaçışım olmaz. Çok çok kırılgan bir şampiyonla oynuyorum. Kitle kontrolüne karşı zayıf kalıyor. Sizi kovalayacak şampiyonlara karşı pek problem yaşamıyorsunuz ama kitle kontrolü çok olduğunda büyük problem yaşıyorsunuz. O yüzden dikkat etmeniz lazım. Karşıda kitle kontrolü çok bolsa çok fazla işlerinde kalmayın abi. Zaten karakterin yeterince menzili var. Bu menzili kullanarak istediğiniz işi yapabiliyorsunuz. Q yeteneğimi fulleyeceğim. Hayır. En sevmediğim olay bu ya.
Yine bir mavi güçlendirmeye ihtiyaç doğdu. Şurada hemen şu arkadaşları bir alalım. Bota doğru gitmem lazım. Geliyorum abi ben de bota. Çok güzelsin abi. Şu an burada bayağı dive'larız abi biz bu adamları. Çok güzel. Bu adam da öldü. Şimdi kuleyi almamız gerekiyor bizim. Buradan bir kill bir de asist çıkardım. Bu benim için bayağı bir hoş oldu. Hemen şuradaki minyon dalgalarını da ittirelim. Ardından kuleyi alıp base atalım. Bizimler 2-0 oldu. Narımızın durumu bayağı iyi. Ona hiç yardıma gidemedim. Ama üstünleşmiş olması güzel. Botta zaten Ashe ve Zyra ikilisi çok çok fazla üstünleşecekti. Bu da bizim için ayrı bir avantaj. Burada Yanpire yengeci kestikten sonra base atacağım. Hatta mavime bile gidebilirim. Mavimi aldıktan sonra da base atabilirim ama mana sıkıntısı yaşamayız umarım. Arada güzel takım Ward'la oynuyor. Özellikle orta koridorda Yasuo'nun pink ward alması beni büyük ölçüde şaşırttı. Birisi onu çalabilirdi. Hayır. Zaten W'umu da güzel atamamıştım. O yüzden sıkıntı yok. Burada Veigar ileri çıkar mı ya? Hiç ileri çıkacak gibi oynamıyor var ya. Bu arada Lee Sin'in de canı çok azdı. Onu yakalasaydım Lee Sin bayağı bir geri düşerdi ormanda. Bu da bana çok çok büyük avantaj sağlardı. Hem ormanda rahat rahat takılırdım. Lee Sin'in ormanına rahat bir şekilde girerdim. Çünkü onu kendi ormanında yakalamış olacaktım. Şu an base atmamıza gerek yok. Üzerimizde mavi güçlendirme var. Problem yaşamayız. Ama bot kuleyi aldığımız için o iş birazcık yaş gibi duruyor. Muhtemelen kendi ormanlarını totemlemişlerdir. Çok güzelsiniz abi. Kırmızımıza gidelim. 6 level olduk. Asıl istediğim güç patlamasını karakter şu aşamadan sonra yakalayacak. Çünkü üzerimizde hem bir mavi güçlendirme var hem de bunun yanı sıra ultimiz geldi. Haritada birazcık daha hızlı bir şekilde dolaşabileceğiz. Bu da bizim için çok çok büyük bir avantaj yine. Taliyah'ın mobil olması çok önemli ormanda oynuyorsanız. Çünkü rahat bir şekilde pozisyon değiştirmeniz lazım. Rakibi kayıtlayabilmeniz lazım. Bir de bunun yanı sıra baskınlardan pek fazla sonuç alamayabiliyorsunuz. Takımınızda kitle kontrolü yoksa. Ki orta koridorumuzda kitle kontrolü oldukça zayıf. Bu da bize sıkıntı yaratacak bir unsurdu. Ama çocuk hani karaktere hakim bir şekilde oynadığı için de pek fazla problem olmadı. Kayıcıları da almadık oyunun başından beri. Orada Lee Sin sıfır etki gösterdi. Şu dakikaya kadar etkisini göstermesi lazımdı. Beni ormanda rahatsız etmesi lazım. Dediğim gibi Taliyah kırılgın bir ormancı. Ormanda oynuyorsanız eğer. Bu da karakterin işini zorlaştıran bir olay erken aşamada. Bir de elinizde Lee Sin gibi bir şampiyon varsa baskınızı kurmanız gerekiyor ki Taliyah geri düşsün. Ama çocuk çok şükür benim istediğimi gerçekleştirdi. Benim üzerimde hiç baskı kurmadı. Bulduğum her koridordan şöyle ufak ufak ekmek yemeye çalışacağım. Lee Sin buraya geliyor olabilir. Çünkü bu adam base atmadı. Ve az can barıyla duruyor. Bu da sanki burada Lee Sin varmış gibi bir izlenim yarattı bana. Bu arada bayağı fazla hasar çıkardın sen.
O kadar vurmasını beklemiyordum. Diyorum ya, hem karakterim kırılgan hem de Muakoy sırf fideleriyle birlikte çok fazla hasar bıraktı. Beni orada güzel baitlemeye çalıştı. Narama yakalarsa keser o adamı. Üzerine elektrikleri de var. Çarp eşyamızı tamamladık. Bunun üzerine Sirbaz popuçlarına gideceğim. Sirbaz popuçlarını alırken bir yandan da Morello tamamlamanızı tavsiye ederim. Şu an skora katkım çok fazla olmadı ama oyun genelinde de zaten çok fazla skor alınmadı. Bot lane'imizin ölmesi de iyi oldu. Birazcık oyunu açar. Şu an iyisine göre harika derecede üstünüm. Ama bir ejder'e bakmamız lazım. Ejder pitinde kimse yok. Güzel. Lee'sinin bu ejder'e bulaşmasını istemiyorum. Şimdi çarp eşyam geldiğine göre artık rahat bir şekilde hem manamı harcayabilirim problem yaşamadan. Hem de bunun yanı sıra birazcık daha fazla hasar vermiş olacağız. Hasar bırakmış olacağız rakibe. Şu koridoru eşim puşlaması lazım. Rakip bot haritanın neresinde? Lee Sin şu an kırmızısını alıyor. Yasuo da oraya yaklaştı. Kapatırız bence orada Lee Sin'i. Almış kırmızısı. Saygılar hocam. Çok güzel. Güzel sıçra attı. Şu an Veigar midde. Ha, tamamdır. Bize Veigar'ı keseriz. Veigar'cığım adamsın. Topa gideceğim. Bu adam çok ileride. Rahat baskın atabiliriz de. Aslında bizim çocuğun da canı az ya. Ama deneriz ya yine de. İlla savaşmak zorunda değiliz. Burada bunları rahatlatırım en azından. İşte onu yaparsan ama Narcığım ölürsün yani. Senin savaşa girmemen bile lazımdı da. Yani garip ya. Sanıyorum çocuk orada hissetti. O az cambarıyla kendisini savaşmaya çalışacağını, açgözlü olacağını. O yüzden de sürekli ben gelmeyeyim diye oraları pingleyip durdu. Neyse dert değil. Ben şu an güçleniyorum. Morello'mu tamamladıktan sonra büyü nüfuzu konusunda da problem yaşamayacağım. Üzerime bir de sihirbaz popuçları alıyorum. Sihirbaz popuçları da birlikte benim haritadaki kontrolüm daha da bir artacak. Bu noktada birazcık manamızın da olması lazım. Karakterin en sıkıntı yanı manası abi. Orta koridorunuzda hele bir de büyücü karakter varsa, Ryze gibi olsun, Syndra gibi olsun, Cassiopeia gibi olsun, o zaman abi bitiyorsunuz. O zaman işte karakter sıkıntı çekmeye başlıyor. Çok güzel. Şurada şunu da alayım. Hadi canım, onun değmesi lazımdı. Ejder'e tek başıma özellikle başlamak istemiyorum. Çünkü o ejder pitine girdiğimde sorun yaşayabilirim. Bravo. Flaşıyla adam geldi bana, kafama sadece ulti bastı ve öldüm. Neyse, en azından Lee Sin'i kestim. Lee Sin 0-4 bayağı gerideydi. Tabi bu adam benden 600 gold aldı. O birazcık problem. Yasuo niye base attı bilmiyorum. Base atmasına gerek yoktu. Kalabilirdi burada benimle birlikte. Devamını getirirdik yani aslında. Aa, tapa gitmiş. Neyse iyi bari. Bu adamı kesmeleri iyi oldu. Şimdi takımda tek yetenek gücü karakteri benim. Hani Zyra da yetenek gücü kasıyor ama şu noktada Zyra'dan daha fazla ani hasar çıkartabiliyorum. Ama bu adam gitmiş ruh gömleği almış. Karşısında AD bir karakter olmasına rağmen. İkisi de adam akıllı farmlayamamış zaten ama. Yani bu enteresan. Muhtemelen birazcık daha hani pasifiyle can çalabilmek adına yaptı bunu. Güzel free kill hocam. Eyvallah. Ekmeğimizi yeriz. Gerisi pek umurumda değil.
Güzel, şu an kulede falan bayağı öndeyiz. Adamlara hiç kule vermedik. Bu iyi bir şey. Maokai'ye hiç bulaşmam. Ciddi ciddi hiç bulaşmam o adama. Üzerinde dana gibi büyü direnci var. Otomatik vuruşuyla hayvan gibi can çalıyor. Hiç gerek yok. Şu arkadaşları bir alalım pistten. Güzel pinkmiş hocam. Hala düşmedi. Arkadan bizi kapatacaklar. Keselim abi bunu. Çok güzel. Baya fazla hasar çıkartıyor karakterim bu arada. Hani öyle böyle bir hasar değil bu. Flash attı. Bariyer bastı. Hadi abi. Niye boşu boş bırakıyoruz bu adamı? Gerçi bizdekilerin canı da azdı. Hani ben fazla açgözlü davranıyorum da bu noktada. Keseriz diye hani birazcık daha güvendim. Çünkü takım kötü durumda değil. Herkes güçlenmiş durumda. Sattı Lee Sin. Bu noktada Morello'yu da önce tamamlayabilirsiniz. Riley'i de önce tamamlayabilirsiniz. Riley'i tamamlarsanız sürekli olarak adamları yavaşlatırsınız. Çok büyük etki kazanmanızı sağlar. Aynı zamanda da can barınızı güzelce tamamlarsınız. Morello alırsanız da karşı çok fazla büyü direnci varsa işinize yarar. Bu noktada Morello almak istiyorum. Çünkü Maokai sıkıntı. Üzerinde büyü direnci fazla. Ona da vurabilmek istiyorum. Hani onunla da 1v1 kalma durumumuz olursa kesebilmek istiyorum. Şu an can barı ne kadar? 2K'ya yakın. Dert değil ya, halledilir. Yine güzel 8 skorluk bir katkımız var. Tabi hedefimiz bunu daha da arttırmak. Bunları bekliyorum. Çok güzel. Ignite de atmış çocuk. Pasifiyle çaldığı canı azaltabilmek adına. Bizimkiler midde ölüyorlar mı? Yasuo parçalıyormuş. Yargı da atıyormuş Yasuo. Bu arada illaki hatalarım vardır. Karaktere tam anlamıyla hakim olamayabilirim. Ama en azından mekaniklerini biliyorum. Hani bildiğim kadarıyla da sizlere aktarmaya çalışıyorum. Kesersiniz abi onu. Çok güzel. Şu an bizim mid kuleyi alırız. Hatta bir inhibitor kulesi çıkarsa var ya, o kadar rahat ederiz ki. Kule niye bana doluyor ya? Ya onu nasıl tutturdun ya? Üzdün. Üzdün Lee Sin'cim. Dönerlerse bunu keserler. Gerçi arkadan Maokai'yi de kapatıyor da. Yasuo da geliyor yani. Hadi Yasuo. Hadi Yasuo. Ha. Mako'yu AFK bıraktı. Şimdi Riley'e başlayacağım. İlk başta Yakut kristalini alacağım. Can barımı iyice arttırabilmek adına. 1700 can barı. Şu aşamada Talia için yeterli bir can barı. Daha fazlasına ihtiyacınız yok zaten. Birazcık daha hasar eşyası kasmanız lazım. Ben ama yine de Riley'i tamamlayacağım. Riley'i tamamladıktan sonra eğer yine bir büyünün pozuna ihtiyacınız varsa bir Liandry alırsınız. Daha sonrasında eğer karşıda çok fazla büyü direnci kasan yoksa Rabadon rushlamanızı tavsiye ederim. Şu an zaten 225 yetenek gücü var. Kurtaramadım çocuğu ya.
Hani duvarı tam önüne serecektim geçeceği noktaya ama. Malkoyacığım sen çok sıkıntı olmaya başlamışsın ama. Flash attı. Ignite de attı sanıyorum. Aynen. Ignite'ını da kullanmış. Ah, sapık çocuk ya. Shen'in W'sunu yemeseydim gene orada hayatta kalırdım da. Aslında Maokai güzel oynuyormuş. Naron'a iyi oyun oynatmamış. Hani eğer Maokai birazcık daha güçlenmiş olsa takım savaşını çok güzel bir şekilde başlatır. Bir de kırılgan bot lane'imiz var. Yakaladıkları anda bizim bot lane'i siler süpürürler oyundan. Hani bir Lee Sin tekmesi bile yeter. Veigar'ın vurmasına bile gerek kalmaz. Nar keser onu ya. Çok güzel. Karabaltası olmasa yine bu kadar hasar çıkartamazdı. Nara karabalta cidden çok güzel oluyor. Yani başta çıkmanız gereken en önemli eşya. An ejderi alamadık. Kimse ejder pitine yanaşmadı. Aslında ejderi alsak oyunda işimiz daha kolay olacak da. Bizimkiler top kuleyi çıkartsınlar. Üzerimde Rylee olsaydı mesela. Çok güzel. Şimdi buradan top kuleyi de açarız. Zaten adamlar da 4 kişi ölü. Hani katliam aldık sayılır. Oyun bizde direkt. Başta aldığım yani erken oyunda aldığım killer benim işimi cidden kolaylaştırdı. Hani basit veya zorlu bir şekilde yeter ki kill alın. Erken oyunda kill almanız cidden karakteri büyük ölçüde rahatlatacaktır. Hani problem yaşamazsınız. Hem orman dönerken sıkıntı yaşamazsınız. Çarp eşyanızı bir an önce tamamlarsanız. Hem de sonrasında hasar olarak sıkıntı yaşamazsınız. Karakterimin hasarı gayet yeterli. Hani 4 kere öldük, biraz fazla öldük. Bu kadar da ölmezdik ama basit hatalar yaptık. Rylee'im de geldi. Üzerine dediğim gibi birazcık daha yetenek gücüne ağırlık vereceğim. Rabadon kasabilirsiniz. Veya işte duruma bağlı olacak şekilde farklı eşyalar da tercih edebilirsiniz. Ben şöyle Rabadon'u yazayım. Muhtemelen tamamlamadan oyun biter ama yine de ben size söylemiş olayım eşyayı. Zyra'ya bak sen tek başına ejder yapıyor. Yasuo'muz iyi oynuyor. Eşimiz güzel. Zyra'mız harika. Narımız güzel kapatmış erken oyunu. Şöyle totem. İyisini gördüm demin ormanında. Bence burada Veigar'ı da yakalarız. İki taraftan da inhibitör açtık. Artık bu minyon dalgalarını tutmaları neredeyse imkansız diyebilirim. Vurun abi. GG. Güzel oyundu arkadaşlar. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Talyah Jungle'da bu şekilde elimden geldiğince sizlere göstermeye çalıştım. Videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Devamını istiyorsanız like ve yorum atarak bunu bana belirtebilirsiniz. Tekrardan izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.